Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Levent Gök, Ankara Milletvekili. Buyurun Sayın Gök. Efendim? Aynı mahiyette ya. Sayın Gök, hükümet katılıyor ama. Ama usul değil. Biraz önceki farklı ama usul değil yani. Şöyle ki, yani rica üzerine verdik bunu. Biliyorsunuz yani. Komisyon ve hükümet katılır sanmış başkanım. Başkanım. Katılırsa komisyon katılabilmesi için hesap şu olur. Tabii, tabii. Teşekkür ederim. Yalnız bir buyurun sayın zamanıma bir şey yapalım. Zamanınızda bir şey yok. Buyurun yeniden veriyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Görüşmekte olduğumuz 683 sayılı kanun tasarısının 6. maddesi üzerine verdiğimiz önerge üzerine söz aldım. Teşekkür ediyorum. Bu önergemizi kabul eden hükümete ve komisyona da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Görüştüğümüz bütün konuların aslında esas çözüm yolu Türkiye'deki yolsuzlukların sona ermesine bağlı değerli arkadaşlarım. Yolsuzluklar bizim bütün kamu maliyemizi, milletin kaynaklarını kurutan konu. Yolsuzlukların üzerine gidemeyen bir parlamentonun Türkiye'de halkın çıkarlarına dokunacak başka kanunları yapma şansı muhalefetin desteği olsa da mümkün değil değerli arkadaşlarım. Çünkü bunu uygulayan iktidarın kamu kaynaklarını, milletin kaynaklarını kontrol etmesi, denetlemesi gerekiyor. Bu konuda iktidarın sınıfta kaldığı, geçtiğimiz hafta yaptığımız yolsuzluk oylamasındaki Yüce Divan'a sevkin dair verilen oylamalardan belli olmuştur. Şimdi biz dilimiz döndüğünce Türkiye'deki yolsuzlukları anlatmaya çalışıyoruz. Genel başkanımız anlatıyor, bizler anlatıyoruz. İl başkanlıklarımızda, ilçe başkanlıklarımızda pankartlar açıldı yolsuzluklara ilişkin. Polis geldi bastı. Polisler pankartlarımızı indirdi. Genel başkanımız grup toplantılarında tapeleri açıkladı, haklarında fezleke düzenlendi. Ama değerli arkadaşlarım, Türkiye ilginç bir ülke. Bakın, Meclis Soruşturma Komisyonu raporu elimde. Bir tuğladan daha da fazla kalın. Tam 1178 sayfa. Biz bunu halka nasıl mal edelim, nasıl anlatalım diye düşünürken, eksik olmasın, meclis başkanlığımız önemli bir çalışma yaptı ve herkese okunabilir bir bloknotlar gönderdi. Bu gördüğünüz bloknotları görüyorsunuz değerli arkadaşlarım. 40-50 sayfa. 1178 sayfalık soruşturma komisyonunda okuyamayan yurttaşlarımız ve arkadaşlarımızın bilgisine sunuyorum. Ne var bu bloknotlarda? Şimdi açıyoruz sayfanın bir tanesini. Rıza Zarrab diyor ki bloknotta, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın bastırmış olduğu bloknotu okuyorum değerli arkadaşlar. Yani kendi iddialarımızı falan değil. Rıza Zarrab diyor ki bu bloknota göre, abi yarın güzel bir çikolata kutusu yaptır. Çok pahalı olmasın. Bir tane de gümüş tepsi al. 500 bini yerleştir içine. Sadık biliyor, İstinye'de var ya E, kimi işaret ettiğini biliyorsunuz, E'ye götür, ona ver diyor. Nerede diyor? Meclis başkanlığının bastırdığı bloknotta. Değerli arkadaşlarım, gerçekten okunması kolay, cebe koyması kolay. Yani bir yandan 1178 sayfalık meclis soruşturma komisyonu, bunun taşınması da zor, okunması da zor. Ama meclis başkanımız öyle bir güzel hizmet yapmış ki 50-60 sayfalık bloknotları aldığınız zaman, cebinize koyduğunuz zaman, otobüste, metroda, evinizde, hatta meclis çalışmalarını izlerken açıp okumanız mümkün. Hangi telefondan kim konuşmuş, ne yapmış, o da mümkün. Böyle bir çalışmayı yaptığı için ben meclis başkanını kutluyorum. Gerçekten kutluyorum. Önemli bir çalışmadır. Yolsuzlukların halka mal edilmesi ve herkesin bilgilenmesi açısından yapılan bu çalışmayı biz de halka mal etmek için epey bu bloknotlardan edindik. Halkımıza dağıtıyoruz. Sizlere de gönderebiliriz. Açtığın zaman bütün yolsuzluk belgeleri burada teker teker yazılmış. Tabii meclis başkanlığımız eski ya da bastığı soruşturma komisyonu raporunun atıl olacağını düşünmüş. Bunu daha nasıl verimli hale getirelim diye düşününce böyle bir parlak fikir ortaya çıkmış. Bu fikri veren, bunu basan, bunu uygulayan ve dağıtan tüm bürokratlara ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Yani bizim arzu ettiğimiz zaten halkımızın öğrenmesi. Milletvekillerinin dahi çoğu bu konuyu bilmiyor ama bunu öğrenmek mümkün. Ön yüzüne notlarınızı alabilirsiniz, arka yüzünden de okuyabilirsiniz. Rıza Zarrab'ın açıklamalarını, bana dolar yolladın mı,
euro değildi. Dolar, Rıza Zarraf diyor, devam ediyor. Aman ha yanlış yok. Abdullah Harpani cevap veriyor. Dolar abi gönderir miyim? Rıza Zarraf, orada ağır geldi, içim gitti biliyor musun diye konuşan pek çok konuşmaları bunun içinde. Ben meclis başkanlığımızı bu yaptığı güzel çalışmaları kutluyor ve hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.